Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında İsmail Sert görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederim. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Amin. İnşallah. Efendim tabi her cuma gecesinde tekrar ettiğimiz bir sözümüz var. Onu yine dile getirelim. Cuma gecemiz ve yarın da gündüzü, cuma günümüz hayırlı ve mübarek olsun. Aa. Cenab-ı Hak bu cuma gecesinin, cuma gününün hatır ve hürmetine günahlarımızı affe, mağfiret eylesin. Hastalarımıza Amin. Şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda, nasip ve müyesser eylesin. Amin. Eceli gelenlere de iman selameti nasip etsin. Amin. Ve bu gecenin hatır ve hürmetine de Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetine hayır eylesin inşallah. Amin. İnşallah. Efendim bu gece kalbin hasta olması. Tabi kalbin hasta olması deyince dinleyicilerimizden belki hatırlarına gelebilir. Galiba hoca doktorluğa da soyundu falan diye. O yürek bizim anlatacağımız, daha doğrusu nakledeceğimiz, bizim de anlatacağımız gücümüz, takatimiz yok. Din büyüklerinin, İslam alimlerinin kitaplarından alıp nakledeceğiz. Efendim kalp anlatılırken bugün hani kendi konuşma lisanımızla, literatürümüzle kalp deyince bu işte et parçasını dile getiriyoruz. Halbuki kitaplarda, din kitaplarında ona yürek denir buyuruluyor. Evet. Kalp manevi bir hassadır. Biz Türkçe'de ona gönül diyoruz. Ama bu yürek dediğimiz et parçasıyla da bağlantısı var buyuruluyor. Kalp gönül dediğimiz manevi bir hassadır. İşte bizim bu gece nakledeceğimiz kalbin hasta olmasından murat, yüreğin hasta olması değil, gönlün hasta olması. Bunu İslam alimleri uzun uzun bildirmişler ve anlatmışlar. Ve daha bu konuya girerken Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde de geçiyor, başka surelerde de geçiyor. Onların kalplerinde hastalık vardır. Kalpleri hastadır. Mealinde ayet-i kerimeler var. Buradan aynı şekilde başlıyorlar. Her müminin de kalbi hasta mıdır? Evet. Şimdi kalbin iki tane hastalığı vardır. Birisinin ilacı buyuruluyor. Mesela küfür bir hastalıktır. Allah-u Teala korusun. Yani inkar vardır kalpte. Bunun ilacı La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah. Öbürsü bunun kadar değil. Bu hastalık, yani küfür hastalığı kalpte varsa bu insanı cehenneme götürüyor. Hem de sonsuz. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İkinci hastalık müminlerde bulunuyor. Hepimizde var. O da kalpte işte fısk, fücur, yani günah, Allah-u Teala'nın hoş, razı olmadığı, beğenmediği şeylerin bulunması. Peki bu hastalığın tedavisi, o da bildirilmiş. Bu hastalığın tedavisi ise istiğfardır buyuruyor. Birisi küfür hastalığının ilacı La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah, bunu söylemek, devam etmek. İkincisi ise günahlardır. O kalbe yerleşmiştir. Bunun tedavisi ise istiğfardır buyuruyor. Şimdi kitaplarda Bahattin Bey anlatırken buyuruyor ki kalp muhabbet yeridir. Yani sevgi yeridir. Evet. Muhabbet bulunmayan kalp ölmüş demektir. Efendim bizim kalbimizde muhabbet var. Onu da zaten İslam alimleri buyuruyorlar. Buyuruyorlar ki kalpte ya dünya sevgisi, muhabbeti vardır ya da Allah-u Teala sevgisi vardır. Zaten konumuzda da bu dünya sevgisi varsa bir kalpte, o kalp hastadır buyuruyorlar. Onu da açıklamışlar. Mesela burada dünya demek haram olan şeyler demekmiş. Mekruh olan şeyler demektir demekmiş. Mesela zikir. Allah-u Teala'yı hatırlamak, Allah-u Teala'dan bahsetmek, Allah-u Teala'nın dinini anlatan kitapları okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, tesbihatta bulunmak, zikir hatırlamak demektir. Bunları söylemek, ibadet yaparak, kalpten dünya sevgisi çıkarınca kalp temiz olur. Hani bazılar diyor ki efendim benim kalbim temizdir. Hangi deterjan kullandın? Sen kalbe bak, benim kalbim temiz. O çok söyleniyor, benim diyor kalbim temiz diyor ya. Şimdi kalbin temizliği meselesi, şimdi böyle söyleyenleri de kınamamak lazım. Niye? Bir kimse bilgisi olmazsa, cahilse cahilce konuşacaktır. Havada kalacaktır sözleri. Ama altyapısı birazcık oluşunca, kalp hastalığı, hastalığı mahiyeti ve bunun temizlenme şekilleri nasıl olacak? Maddi şeyler kirlenince, pislenince bunları gideren şeyler vardır. İşte deterjan kullanırsınız, sabun kullanırsınız, benzeri şeyler kullanırsınız. Evet. Bazen de mesela ben çocukluğumda hatırlarım, sabun bulunamadığı zaman
kül, onu sana kil. Kül, kil farklı. O kil de kullanılırdı bizde. Evet. Temizliyor muydu? Temizliyordu. Yani sabun yoksa onlarla da aynı şekilde temizliyor muydu? Temizleniyordu. Bu bizim lise yıllarımızda, üniversite yıllarımızda falan bu uydurukça kelimeler yeni çıkmıştı. Olanak kelimesi falan. Çocuk üniversiteye gidiyor tabii değil, mektup yazıyor orada. Tesir altında kalmış da işte çamaşırlarını yıkayamamış, göndermiş falan. Annesi diyor ki oğlum diyor ya, niye yıkayamadın bunları? O da diyor ki olanak bulamadım. Diyor ki oğlum diyor ya, olanak bulamadıysan sabun da bulamadın. Tamam. Olanak bulamadıysan diyor sabun da bulamadın. İmkan bulamamış. Şimdi maddi şeylerin temizlemesi, temizleyiciler farklı. Ama manevi şeylerin kalpte, gönülde manevi bir kuvvettir. Manevi kuvvet olunca onun hastalığı da farklıdır, tedavisi de farklıdır, temizlenmesi de farklıdır. Ama bir kimse hani bu konuları bilmiyorsa, şey yapmıyorsa falan, hani diyelim ki orada suizan eden, ne bileyim art niyetli birisi varsa, ona bakarak diyor ki benim kalbim temiz, yani ben öyle düşünmüyorum demek istiyor. Halbuki kalbim temiz deyince kalp gerçekten dünya kirlerinden, dünya pisliklerinden tertemiz olmuş. Allah-u Teala'nın sevgi ve muhabbetinden başka hiçbir şeyin kalmaması demektir. Kalbin temiz olmasından murat budur. Yani Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir şey bulunmaması. Şeyde mesela kitaplarda anlatılırken şöyle bir misal veriliyor. Büyüklerden bir zatın bir talebesi varmış. İşte o zatın abdest suyunu falan o dökermiş, özel hizmetini görüyor falan. Her zaman böyle abdest aldıktan sonra son zamanlarında o zat hep sorarmış. Evladım senin adın neydi? İki de bir sorarmış. Evladım senin adın neydi? Evladım senin adın neydi? Talebe demiş ki herhalde demiş benim demiş. Hizmetlerimde bir kusur oldu, bir hata ettim, bir günah işledim ki. Yani hocam bana iki de bir adımı sorup duruyor. Evet. Yani unutuyor benim adımı. Nihayet dayanamıyor bir gün. Günler böyle şey yapınca demiş efendim çok özür dilerim. Günlerdir hani tövbe istiğfar ediyorum. Yalvarıyorum, yakarıyorum ama anlayamadım, bulamadım hatamı. Ne olur demiş. Hatam neyse, kusurum neyse onu açıkça söyleseniz de ben de o işten vazgeçsem, tövbe istiğfar etsem. Demiş evladım nereden çıkardın hata ve kusuru? Senin demiş hiçbir hata ve kusurun yok. Biz seninle memnunuz. Hizmetlerin de gayet güzel. Nereden çıkardın demiş bunu. Demiş efendim demiş ikide bir ismimi soruyorum da. Ha demiş yavrum. Ben demiş Allah-u Teala'dan başka her şeyi unuttum demiş ya. Kalbinde Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey kalmadı. Ne senin adın, ne hanımın adın, ne çocukların. Hiç kimse kalmadı. Onun için soruyorum demiş kusura bakma. Kalbin temiz olması bu. Yani Allah-u Teala'dan bir şey, Allah-u Teala'dan başka bir şeyin kalmamasıdır buyuruyor. Zaten kitaplarda da mesela bunu anlatırken buyuruyor ki yani Allah-u Teala'nın sevgisini yerleştirmek için uğraşmaya gerek yok. Bir misal vermişler. Yani hepimizin anlayacağı bir misal vermişler. Şu anda mesela benim masamda da yanımda da bulunuyor bir bardak su var. Ama kabın içerisi bardağın içi suyla dolu. Evet. Suyla dolu olduğu için dolu diyorum buna. Peki suyu içtim bitti. Boş diyorum. Boş değil. İşte İslam alimler bunu misal vermişler. Boş değil buyuruyor. Hava var. Hava var içerisinde. Yani bunun içerisine koyduğum su, zeytinyağı veyahut da aynı şekilde maddi bir şey koyduğum zaman hani zahiren görüyorum onu dolu diyorum. Peki onları çıkardığım zaman boş diyorum. Boş değil buyuruyor İslam alimleri. Ya işte o anda görünmediğimiz, şu anda teneffüs ettiğimiz hava otomatik olarak o boşluğu dolduruyor mu? Dolduruyor. İşte buyuruyorlar bu misali vermişler. Kalpte de haram, günah veyahut da Allah-u Teala'nın dışındaki olan şeylerin sevgisi kalpten boşaltılınca, çıkartılınca otomatik olarak Allah-u Teala'nın sevgisi oraya girer buyuruluyor. Otomatik olarak girer. Yani su doldurunca havanın çıkması gibi, suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolması gibidir buyuruluyor. Böyle bir misal vermişler. Şimdi Bahattin Bey başka bir şey de anlatıyorlar İslam alimleri. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala bu vücutta mesela gözü bizim emrimize vermiş, burnu emrimize vermiş, kulağı emrimize vermiş, ağzı emrimize vermiş, eli, parmakları, kolu emrimize vermiş. Ayakları emrimize vermiş. Evet. Bunlar bizim emrimizde. Bunları kullan. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki ben bir kalp yarattım. Orası benim buyuruyor. Orada benim sevgimden başka bir şey olmaması lazım. İşte din büyükleri buyuruyorlar ki kalbe, gönle Allah-u Teala'nın sevgisinden, Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey yerleşmiş ise o kalp, o gönül hastadır. Tedaviye muhtaçtır. Evet. Hasta. Önce tabii ki bu hastalığı bir tespit etmek, teşhis etmek lazım. Hani bir kimse bir doktor bir hastaya diyor ki sen hastasın. Yok diyor ben hasta değilim. Şimdi hasta hastalığını kabul etmese doktor ne kadar mahir olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, ne kadar tecrübeli olursa olsun, ne kadar iyi ilaçları bilen hatta yapan olsa bile
Hasta bunları kullanmıyor, kabul etmiyor. Tedavi olur mu? Olmaz. Olmaz. Onun için öncelikle kişinin, yani hastanın hastalığını mı kabul etmesi lazım? Biz önce kalben hasta mıyız, değil miyiz? Bunu bir teşhisini yapmamız lazım. Şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimiz, hepimiz yani. Hani derler ya, çıkar takkeni önüne koy bir düşün. Hakikaten bir düşün. Ya benim kalbimde Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir şey var mı? Ya herhalde yok mu? Var mı? Ha şey ya, bir araba alacaktım ben ya, tüh falan. O araba tat kurmuş. Veyahut da genç bir kıza aşık olmuş. İşte o olmazsa ben ölürüm biterim falan. Ha. O kız gönlüne taht kurmuş. Kadın gönlüne taht kurmuş. Veyahut da aynı şekilde bir kadın bir kız neyse bir gence aşık olmuştur. İşte o olmazsa ben intihar ederim, ölürüm diyorsa, ha o genç o kızın gönlünde, kalbinde yer etmiş. Allah-u Teala'dan başka birisi yer etmiş demektir bu. Evet. İşte şu mevki, şu makam. Ya ben meşhur olsam falan, işte meşhur olamadım da olacağım da falan. Hani şöhret sahibi olmak onun gönlünde taht kurmuş. Demek ki Allah-u Teala'dan başka o gönülde çıvık çarşısına dönmüş orası. Her şey var. Allah-u Teala'dan başka. Hani ne satıyorsun falan, derde devadan gayri ne varsa hepsi var diyorlar ya bazen latifeli olarak. Kalpte de derde devadan gayri ne varsa hepsi girmiş. Hepsi girmiş. Hal böyle olunca bu kalp nedir? Bu kalp hastadır. Bunun tedaviye ihtiyacım var. Evet. Mesela yine kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kalbin zikretmesinden maksat ondan başka. Yani Allah-u Teala'nın sevgisinden başka hani kalpte bir şey kalmaması lazım. Allah Teala'dan başkasının sevgisini o kalpten çıkarmak lazım. Kalbin hasta olması işte bu çeşitli bağlılıklardır. Şöhrettir, kadındır, erkektir, nevsim, paradır, evdir, arabadır, mevkidir, makamdır. Ne bileyim bazılarının gönlüne de taht kurmuştur ya, falan yerde iki dönüm bir bostanım olsaydı. İşte şunu ekerdim, bunu ekerdim, yatıp kalkıyor onu düşünüyor. Evet. Yani kalp hasta. Zaman zaman mesela anlatıyoruz, naklediyoruz. Yeri geldiği için tekrar anlatmakta, nakletmekte fayda var. Muhiddin Arabi Hazretleri kendisi anlatıyor. Buyuruyor ki İskenderiye şehrine, Mısır'da bu sahil şehridir. Yani deniz kenarında bir şehirdir. İskenderiye şehrine gidiyor. Yine sahilden, deniz kenarından yolculuğuna devam ediyor. Bir yerden çıkmış oraya gidiyor. Bir kasabaya geliyor falan. Deniz kenarında bir kasaba veya köy. Bakmış adamcağızın birisi balık tutuyor. Oltası var, bir tane kovası var. Bir de geride bir tane sazlan kulübesi var. Sırtındaki elbisede yırtık pürtük falan. Selam veriyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Adam birden diyor ki nereye gidiyorsun diyor. İskender. Aa diyor, öyle mi? İskenderiye diyor, benim bir hocam var. Acaba diyor ona uğrayıp da diyor benim halimi arz edebilir misin? Selamımı söyleyebilir misin? Olur inşallah diyor. Kim diyorsun? Falan falan. Peki. Gidiyor İskenderiye şehrine, Muhiddin Arabi Hazretleri görüşecek yerlerine görüşüyor, yapacağı işleri yapıyor, döneceği sırada diyor o oradan geçecek yine, çünkü sormuş balıkçı buradan mı geçeceksin dönüşte, evet diyor buradan geçeceğim. Bunun üzerine aynı şekilde balıkçı diyor ki o balık tutan adam böyle böyle benim bu hocam var, ziyaret eder misin diye teklifte bulunuyor. Gidiyor hakikaten Muhiddin Arabi Hazretleri, işleri bitince falan zaten falan yerde diyor falan mı gidiyor oraya. İşte diyor ben falan arıyorum, işte diyor bu köşk. Ana bir bakıyor ki billah. Balıkçı derbeder. Hocası villada yaşıyor. Villada. Kapıyı çalıyor, açıyorlar hizmetçileri falan. Ondan sonra içeri alıyorlar falan. Atlas halılar, atlas minderler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim diyor. Ben diyor falan yerden geliyorum. Şu isimde diyor bir kimse talebenizmiş. Ha evet buyuruyor, talebemizdir. Selam ve hürmetlerini iletti. Nasihatınızı talep ediyor sizden. O zat diyor oradan geçecek misin? Evet diyor oradan geçeceğim tekrar. Muhiddin Arabi Hazretleri'ne soruyor. Oradan geçeceğim. Ona diyor selam söyle, selamımı söyle. Gönlünden diyor dünyayı çıkarsın. Muhiddin Arabi Hazretleri Allah Allah diyor. Kim gönlünden çıkaracak dünyayı ki? Bir şey diyemiyor tabii. Peki diyor, dönüyor. Çıkıyor oradan. Hiçbir şey de sormuyor. Geliyor. Oraya gelince hemen balıkçı görüyor falan. Oo falan, hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl diyor, hocama gittin mi? Gittin mi? Gittim diyor falan. Ne buyurdu? Heyecanla. Diyor ki hocanın selamı var. Aleyküm selam diyor. Hocam buyurdu ki, dedi ki sana, söyle ona kalbinden dünyayı çıkarsın. Allah diyor, adam pat diye bayılıyor. Allah Allah diyor ya. Ben bunun hocasını gördüm. Bu adam diyor bir ipi bir kovası. Bir de diyor sazdan kulübesi var. Ondan sonra adam ayılıyor. Ayıldıktan sonra diyor ki ya ben senin hocanı gördüm diyor arkadaş diyor ya. Maşallah diyor, yani villada oturuyor, köşkte oturuyor. Atlas minderler, atlas hallar. Senin diyor sırtındaki elbise dökülüyor. Ev sazdan kulübe. Bir diyor kovan, bir tane aynı şekilde bir şeyim var. Oltan var. Diyor hanginiz dünyada, hanginiz dünyayı çıkaracak kalbinden falan.
O balıktan adam kendine geldikten sonra evet diyor. Benim diyor bir tane de aynı şekilde böyle oltam, bir kovam, bir sazdan kulübem, bir de şu yırtık uçtuk elbiselerim var. Fakat diyor arkadaşım sana bir şey söyleyeyim mi diyor. Hocam diyor öyle diyor köşkte oturuyor. Atlas halılar, atlas minderler ama hiçbirisinin sevgisi kalbinde yok. Ha diyor sokakta kalmış oturmuş, ha öyle köşkte oturmuş, ha sazdan kulübede oturmuş, ha sarayda oturmuş, hiç değişmiyor onda. Ama diyor ya ben senelerdir şu oltayı, şu kovayı, bir de şu saz kulübeyi kalbime çıkaramadım arkadaş diyor ya. Ha şimdi bunu nakletmemizin sebebi ben bunu okuduğum zaman bana çok tesir etmişti. Çok güzel bir misal bu. Evet. Çünkü mesela biz bunu naklederken bazılarının hatırına gelebilir. Aa hoca sen geç ya bizim kalbimizde falan. O öyle değil. Aha önümde bir tane ataş var. Eğer bu ataş benim gönlümdeyse dünyadır. Mesela bu. Ya bizim sarraylarımız köşklerimiz. Bu adamın da yok. Sazdan bir kulübe, bir olta, bir kovası var. Sırtında da yani ikinci kat bir elbisesi yok. Bir tane elbisesi var, o da dökülüyor. Ama diyor bunları ben çıkaramadım kalbimden. Yer etmiş oraya. Nasıl çıkaramaz mı? Çıkaramadı. Sen de başka bir şey çıkaramıyorsun. Yani ben de başka bir şey çıkaramıyorum. Demek ki kalpte Allah-u Teala'dan başka bir şey varsa o kalp hasta mı? Evet, kalp hasta. Kalbin hasta olması Allah-u Teala'dan başkasına gönül vermesidir buyuruyor. Kalbin hasta olması nefse uyarak haramları beğenmesi, bunlara düşkün olması demektir. Daha kalbin hasta olması demek İslamiyet'in emirlerinin tadını duymamak, yasak ettiklerinden zevk almamak demektir. Şimdi sıralandı bunlar. Şimdi birinden birisi bize gidiyor. Kalbin hasta olmasa Allah-u Teala'dan başkasına gönül vermesi. Ya ben işte toparladım öyle bir şey yok. Geçiyor. Kalbin hasta olması, nefse uyarak haramları beğenmesi, bunlara düşkün olması. Ya ben aslında düşkün değilim ama arada iki kadeh çekiyorum. Hayır, düşkünsün işte nefsine tabi oldun. Kurtulamıyor. Değil mi? Evet. Kurtulamıyor. Geç. Hadi oradan da kurtardın paçayı. Kalbin hasta olması İslamiyet'in emirlerinin tadını duymamak, yasak ettiklerinden zevk almaktır. Şu anda bizi dinleyenlere de aynı şekilde ve kendime de soruyorum. Yaptığın ibadetlerinden zevk alıyor musun, almıyor musun? Hık mık, hık mık, hık mık ya. Evet. Değil mi? Öyleyse kalbimiz hasta. Yani birinden biri yakalanıyor. Devam ediyor. Kalbin hasta, bozuk olması demek, peygamberlerin getirdikleri bilgilere tam inanmaması demektir. Şimdi dinleyicilerimizden hatırına gelebilir. O ne demek ya, bizim tereddütümüz yok. Bahattin Bey ilk defa okuduğum zaman bende de öyle olmuştu. Sonra okudukça. Şimdi bak bir şey sorayım. Bir saat sonra öleceğini bilen bir kimse. Bir saat sonra öleceğini yakinen bilen. Ve mahşer günde hesaba çekilen bir kimsenin hali nasıl olur? Nasıl olacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş. Hazreti Ubeyk radıyallahu anh hazretlerini işaret ederek buyuruyor ki yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın buyuruyorlar. Yürüyen ölü olursun ya. Şişt Bahattin Bey bak burada bir araba var sana satalım falan. Dönüp bakmazsın bile. Bakılır mı hocam? Bir saat ömrün kalmış. Hiç ya. Hiç bak ya şu adam var ya yamuk yürüyor falan. Hiç, yani niye öyle de demezsin. Zayi etmesin ya. Onu şey yapmasın. Dönüp bakmazsın bile. Böyle devam edersin sen. Ne dersin? Allah 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 dersin. Başka bir şey demezsin ya. Ne gıybete döneriz bakarsın. Ne zinaya, ne içkiye, ne villaya, ne köşke, ne arabaya, ne bilmem neye. Ya seni biz işte gel reis cumhur yapalım deseler bile dönüp bakmazsın. Niye bir saatlik ömrün kaldı ya? Ne yapacağım ben onu? Ya sana şurada getirelim şöyle geniş 10.000 dönüm arazi verelim falan. Aminler. Bir saatlik ömrüm var ya. Ne yapacağım onu? Ne yapacağım onu? Ne olur? Yürüyen ölü olursun. Yürüyen ölü olursun. Ya zaten işte kalp tedavi olunca öyle mi olur? Evet. Kalp tedavi olunca öyle olur. Şimdi peki hani kalbin bozuk olması demek, hasta olması demek peygamberlerin getirdiklerine, bilgilere tam inanmamaktır. Biz ya tabii öleceğiz ya falan filan diyoruz da. Hazırlık ne? Yapıyoruz mu? Demek ki orada tereddüt var. Yok inanıyoruz. Dilimizle söylüyoruz. Bak kalbimizle değil Bahattin Bey. Mesela yakınlarında senin de vefat eden var, benim de vefat eden var. Bir yakının vefat ettiği zaman üzülüyorsun. Evet. Ya biz de öleceğiz falan filan. Ya insan anasına babasına bile aynı şeyi söylüyor. Tabii canım ölüm hak. Gelecek elbette. Üzülürsün falan ama sanki kendini sonsuz yaşayacakmışın gibi düşünüyorsun. İşte din büyükleri öyle değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala'nın Habibi Eshab-ı Kiram'dan bir zat naklediyor. Bir cenazeyi defnettik.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kabrin başında o kadar çok ağladı, o kadar çok ağladı ki ve döndü. Ey kardeşlerim buna hazırlanın buyurdu. Ne görüyor? Yakini var. Bizde o yakin yok. Şey yani falan işte bak biz de inanıyoruz da falan filan. Tamam bu suretidir bizimki. Onun için bizde hani açıkça haşa dinleyicilerimizi itham için veyahut da şişap için söylemiyorum. Ama kendime de bakıyorum. Ona tereddüt kelimesini kullanmak mecburiyetinde kalacağız. Başka kelime yok. Haşa inkar ettiğimizden değil. Ama yakinimiz yok. Tam inanmış olsak gıybet edemeyiz, dedikodu yapamayız, suizan edemeyiz. Kimsenin aynı şekilde ne bileyim malına, mülküne, şusuna, busuna aynı şekilde dönüp bakamayız. Kış diyemeyiz kimsenin tavuğuna. Evet. Düzeltiriz kendimizi. Düzeltemediğimize göre bir noksanımız var. Buyurulduğu gibi işte kalbin hasta bozuk olması demek peygamberlerin getirdikleri bilgilere tam inanmamasından kaynaklanıyor. Başka kalbin hasta olması demek buyuruyor İslam alimleri. Allahu Teala'dan başka şeylere tutulmuş olmasıdır. Eğer kalbin bu tutulmasını hastalık bilmezse bir kimse çok alçak bir kimsedir buyuruyorlar. Eğer bilir de aldırış etmezse bu da çok büstür. Mesela bu ifadeler genellikle mesela İmam-ı Rabbani Kudüs'te çok ağır ifade kullanıyor. Eğer kalbin bu Allah-u Teala'dan başka bir şeye tutulmasını hastalık bilmezse çok alçak kimsedir böyle bir kimse. Eğer bilir de aldırış etmezse o zaman da çok iğrenç pis bir kimsedir. Evet. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Abdullah Mürteiş Hazretleri var İslam âliminin bu zat buyuruyor ki kalbin Allah-u Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi o kalbin hasta olduğuna işarettir buyuruyor. Kalpte Allah-u Teala'dan başka bir şey varsa meyletmişse hastadır o kalp. Meymun bin Mihran Hazretleri buyuruyorlar ki insan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta yerleştirilir. Tevbe edince kalbi cilalanır ve parlar yani yok edilir. Dolayısıyla o siyah nokta kaybolur. Ama tövbe etmezse ve günah işlemeye de devam ederse nokta nokta kalp kararır. Nihayet bu siyahlık bütün kalbi kaplar. İşte buna ran yani kalbin tamamen kararması denir buyuruyor. Meymun bin Mihran Hazretleri. Şimdi kalp kararmış artık hiçbir şey kalmamış. Adama diyorsun ki hemşerim sen benim kalbim temiz kardeş diyor falan. Ya, temiz ya simsiyah. Çıvıtçası. Evet. Neresi temiz ki bunun? Neresi temiz ki? Oturduğun zaman kalbini karartır. Böyle kalbi kararmış olan zulmetli insanlar. Kalbi kararmış olan kimselerle beraber oturduğunuz zaman, beraber olduğunuz zaman bu kimse negatif enerji eğer pozitif değil. Hep menfi, olumsuz, iticidir, agresiftir, terstir. Kalp hasta çünkü. Hani hepimizin bildiği, dinleyicilerimizin bile bir kapta içinde olan sızar deniyor. Bir kapta ne varsa o dışına o sızar. Bu bilhassa topraktan yapılmış testiler var. Onların özelliği zaten. İçine ne koyarsan dışarıya vuruyor ya. Evet. Pekmez koy belli olur. Testinin dışarısına zeytinyağı koy dışarıdan belli olur. Yani içinde ne varsa dışına o vurur. Dolayısıyla şimdi kalbi çıfır sarsı olmuş olan bir kimsenin ağzından hikmetli söz çıkmaz. Ağzından hayır söz çıkmaz. İsa Aleyhisselam bir gün böyle yanında müminlerle beraber bir grup müminle beraber bir yere gidiyormuş. Giderken yanında birkaç müminle beraber işte bir Yahudi cemaate rastlıyor. Yahudilerin hepsi İsa Aleyhisselam'a hakaret ediyorlar. Evet. Böyle ağza alınmayacak iğrenç kötü şeyler söylüyor. İsa Aleyhisselam da onlara tatlı, güzel şekilde nasihatta bulunuyor. Ve oradan uzaklaşıyorlar. Yanındaki müminlerden bir tanesi diyor ki efendim onlar size hakaret etti. Ağza alınmayacak laflar söylediler ama siz yine nazik, kibar, tatlı sözler söylediniz. Diyorlar ki hikmetini anlamadık. Buyuruyorlar ki cevabını İsa Aleyhisselam herkes yanında olandan verir. Herkes yanında olandan verir. Şimdi İsa Aleyhisselam bu cevabı da bir de tabii o biraz devletler arası yapılan bir şey ama çok hoş bir şey. Hani hatırımıza geldiği için onu da nakledelim. Bu Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri zamanında Şah İsmail tutuyor işte elçileriyle beraber bir hediyeler gönderiyor. Bahattin Bey bu hediyelerin içerisinde bir tane bir kutu, bir sandık, küçük bir sandık. Kutu şeklinde bir sandık. Onu da bir sürü böyle bohçalarla falan şey yapmışlar kıymetli şeylerle falan açılıyor sonra sandık açılıyor. Sandığın içerisinden insan necaseti çıkıyor, tamam mı? Evet. Yani bir yerde hakaret ediyor, dalga geçiyor yani.
Kendi kafasına göre. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri buyuruyor ki buna bir cevap hazırlayın. Şimdi bu savaşlar bazen cephe savaşı, bazen de böyle yapılıyor. En sonunda kendi buluyor. Kendi de böyle bir küçük bir sandık, kutu hazırlattırıyor. Kıymetli kumaşlar elçilerle gönderiyor. Tabii öbür edepsiz, ahlaksız herif ne yaptığını bildiği için diyor ki ne koyacaklar acaba falan filan, bekliyor. Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin gönderdiği, elçilerle gönderdiği tabii şeyler açıldıkça güzel kokular yayınlanmış. Açıldıkça sandığa geliyor falan. Güzel kokular daha çok yiyor. Açıyor falan. İçinden çıka çıka lokum çıkıyor. Mis gibi böyle çıtır çıtır. Tabii elçi önce kendisi, elçi heyeti yiyor. Hani orada bu içine zehir konup da şey yapmamı, kendileri yiyor. Ondan sonra da ikram ediyorlar. Herkes alıyor. Gayet leziz, mis gibi kokuyor falan. Ama Şah İsmail diyor ki bu diyor sadece lokum göndermekte değil. Lokumun altından bir kağıt çıkıyor. Kağıtta aynen şöyle yazıyor. Herkes yediğinden ikram eder. Herkes yediğinden ikram eder. Benim çok hoşuma gidiyor. Ya o mübareğin sözü de doğru, doğru. Herkes yediğinden ikram eder. Herkes kalbinde ne varsa onu çıkartır. İndinde ne varsa onu söyler. Yanında ne varsa onu mu ikram eder? Evet, yanında ne varsa onu ikram eder. Birinci bölümde bitti galiba. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz kalbin hasta olması. Evet hocam. Şimdi efendim İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Paris Hazretleri buyuruyor ki, insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı kalbin kararması, hasta olması. Yani dünya sevgisinin kalbe yerleşmesidir. Bu sevgi, bakın nereden kaynaklanıyor buyuruyor. Bunu anlatıyorlar Muhammed Paris Hazretleri. Bu sevgi kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Hele şimdi zamanında televizyon var, açıyorsun falan. Orada görüyorsun. Aa koltuğa bak. Aa perdeye bak. Aa masaya bak. Adamın sırtındaki elbise bak. Aa bak kravata bak. Aa kravat iğnesine bak ya. Adamın kolundaki saate bak. Onlara baka baka kalp kararıyor tabii ki. Onun hani, saati, bunun şeysi. Tabii asırlar ötesinden buyuruyor ki bu sevgi kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmalıdır. Faydasız kitap, roman, gazete, yani köşeli parantezde faydasız kitap, roman, gazete, mecmua, dergi, hikayeler okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bu sevgiyi arttırır. Anlat bakalım ne var ya? Ne yapıyorsunuz? Ya vakit öldürüyoruz. Vakit öldürüyorsun ha. Allah-u Teala'nın verdiği vakti yarın ahirete soracak. Boşa geçiriyorsun. Kadın ve kadın resimleri, resimli dergi, film, televizyon seyretmek, şarkı, çalkı, kadın sesleri. Yani bunu açabilirsin istediğin kadar. Dinlemek, yani Muhammed Paris Hazretleri'nin o buyurduğu şeyin içerisine bunların hepsini koyabilirsin. Dinlemek bu sevgiyi kalpte yerleştirir. Bunların hepsi insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Hepsi. Kalbin hasta olması Allah-u Teala'yı unutmasıdır. Allah-u Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, nefsi kuvvetlendiren, azdıran her şeyden sakınması lazımdır. Allah-u Teala'nın adeti şöyledir ki, kalbi temizlemeye ve nefsi ezmeye çalışmayanlara, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. Adam oturacak, demlenecek, adam oturacak her türlü harama bakacak, ondan sonra da diyecek ki, benim kalbim temiz. Ben seneler önce bir eczacı bir arkadaş vardı. Onun eczanesine gitmiştim. Bu ecza depocuları var. Evet. O temsilcileri, o gelmiş falan. Adam ayak ayak üstüne diyor ki ben diyor ehli tarık bir adamım diyor. Pavyona da giderim diyor ama diyor benim kalbim temiz diyor. İbret için bakıyor falan. Dedim, tam dövülecek bir adam. Ya adam söylediğine bak. Diyor ki ben pavyona da giderim. Demleniyor da. Orada dansözlere de bakıyor falan. Ondan sonra kalbi temiz. İbret için bakıyormuş. O zaman ne? Yani adam şimdi seninle kalkacaksın, giden hırsızlık yapacaksın. Ya ben ibret için yaptım arkadaş diyeceksin. Böyle hırsızlık falan değil. Adama gidecek, iki tane çekeceğim falan. Kusura bakma, ben ibret için yaptım bunları. Değil mi? Evet. Ya o zaman Allah-u Teala'nın haram ettiğini, günah ettiğini, günah etmesin. Ne kıymeti kaldı ki? Onlar böyle şey ya. Yani Allah-u Teala korusun. Böyle söylemek, böyle aynı şekilde hareket etmek kitaplarda anlatılıyor. Zındıklıktır deniyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Amin.
Ve İslam alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala'ya iltica etmek, yalvarmak, günahlarını düşünmek, ayıplarını, kusurlarını hatırlamak, kıyametteki azapları düşünüp korkmak, cehennemin sonsuz acılarından titremek lazımdır. Af ve mağfiret için çok yalvarmalıdır. Her zaman buyuruyorlar, en azından 100 kere. Estağfurullahel-azim, ellezî la ilahe illâ huvel-hayyel-kayyum ve etûbileyh demeli. Ve manasını düşünerek de söylemelidir. Mesela bu gece cuma gecesi. Otur. Efendim Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum. Hayır. Otur. 100 defa estağfurullahel-azim, ellezî la ilahe illâ huvel-hayyel-kayyum ve etûbileyh. On sonra 100 defa Subhanallahü ve bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahü ve bihamdihi Subhanallahil azim. On sonra arkasına 100 defa Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed de. Şimdi bakın şeyde bir Hollandalı ilim adamı da onu anlattı da kitaplarda anlatıyor, din büyükleri anlatıyorlar. Allah lafzında, yani Allah kelimesinde sadece batına değil zahiren de aynı şekilde bedenin hastalıklarına, hem kalp hastalıkları, içerideki hastalığa, hem de zahiri hastalıklara şifa vardır. Allah kelimesinde böyle bir özellik vardır. Mesela o Hollandalı bir ilim adamı da bu stres, ondan sonra ne bileyim buna benzer sinirsel rahatsızlıklar için bir kimse otursa Allah 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 dese, evet, o rahatlar ve kurtulur diyor. İlmen adam bunu tespit etmiş. Din büyükleri zaten yazıyor bunu. Din büyükleri zaten yazıyor bunu. Hatta İngiltere'de bir zamanlar böyle bir toplantı olmuş da o toplantıda işte çeşitli İslam dünyasından İslamiyet'e hizmet eden kuruluşlar işte bir tane ki o gelen kuruluşlardan başındaki şahıs demiş ki biz demiş şöyle yani İslamiyet'in yayılması için çalışıyoruz. İşte bize böyle mali durumu müsait olanlar yardım ediyorlar. Her gün diyorlar işte bizim bir aş evimiz var. Orada yemekler pişiriliyor. Açık bahçemiz de var falan o bahçede. Hiç kimse şey yapmıyor. Mesela putperestler de geliyor. Herkese veriyoruz yemeği. Ama bir grup var. İşte herkes yemekten sonra o grup oturuyor. Onlar oturuyorlar. İlahiler söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ondan sonra da Allah, 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 Allah. Böyle zikir yapıyorlar demiş. Şimdi o putperestler falan geliyormuş, böyle seyrediyorlar bunları. Onların böyle Allah Allah demesi üzerine o putperestler de başlıyorlarmış Allah 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 demeye, gayri ihtiyari. Bir müddet sonra onların içerisinde böyle Müslümanlar Müslüman oluyor, iman ediyor falan. Şimdi Allah kelimesinin kendisinde bu özellik olması sebebiyle Allah kelimesini telaffuz edince Celle Şanuhu kalbinde bir rahatlık hissediyor. Gönlü ferahlıyor. Allah kelimesinde bizzat bu kuvvet mevcuttur buyuruluyor. Onun için de mesela kitaplarda buyuruyor ki istiğfar okuyunuz. Allah-u Teala'yı hatırlamaktır. Salavat-ı Şerife, Peygamber Efendimiz'i hatırlıyorsun. Subhanallah ve bihamdülü Subhanallahil azim. Allah-u Teala'yı hatırlıyorsun. Bunların hepsi Allah-u Teala'yı hatırlatıyor? Elbette. Estağfurullahil azim, ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûbileyh. Peki azim zatı ve sıfatları kemalde demektir. Olgunlukta kebir ise zatı kemalde, celil sıfatları kemalde demektir. Mesela kitaplarda anlatılırken bu estağfurullahil azim bunu ikindi namazdan sonra tesbihlerden ve duadan sonra 100 defa okumalıdır. Abdestsiz de okunabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdere olsun. Muhammed Masum Faruki Hazretleri ki İmam Rabbani Hazretleri'nin mahdumudur bu zat buyuruyor ki belalardan sıkıntılardan kurtulmak için istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Her sıkıntıdan kurtulacağı ve rızkı arttıracağı da hadis-i şerifte bildirilmiştir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki bunu zaman zaman biz hep naklediyoruz. Cuma günü, yarın cuma. Cuma günü sabah namazından önce, yani sünnetini kılmadan önce. Estağfurullahil azim, ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyum ve etûbileyh okursa bir kimse bütün günahlar affolur. Hatta bunun devamı var. Anasının babasının günahları bile affolur. Deniz köpüğü kadar olsa bile buluyor. Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan da vazgeçmek şart mıdır? Evet, şarttır. Şimdi belki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Günah kalbi karartır. Günah kalbi hasta eder. Ama günah işlemek küfür olmaz. Yani imanı gidermez. Günah olduğuna ehemmiyet verilmezse o zaman küfür olur. İbadet yapmanın ve günahtan sakınmanın lazım olduğuna inanmamaksa küfür olur. Yani imanın gitmesine sebep olur. Riyad-ı Nasin kitabı var. Muhammed Refami Hazretleri'ndir bu kitap. Bu kitapta buyuruyor ki haramları büyük günah ve küçük günah diye ikiye ayırmışlar ise de küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek gerektir. Çünkü Allah-u Teala intikam alıcıdır ve ganidir.
kimseye muhtaç değildir. Evet. İstediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını, düşmanlığını günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah intikamına, gazabına sebep olabilir. Yine bu kitapta Riyad-ı Nasihin'de buyuruyor ki, küfürden ve bidattan başka günahlar ikiye ayrılır. Birinci kısım Allah-u Teala kulu arasında olan günahlardır. İçki içmek, namaz kılmamak ve bunlar gibi. Bu günahların büyüğünden ve küçüğünden çok sakınmalı ve çok sakınmalı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir zerrecik yani çok az bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Günahların hepsi Allah-u Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Fakat bazısı bazısına göre küçük görünür. Bir küçük günahı yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise herkese farzdır. Şimdi birazdan efendim diyor ben hacca gitmek istiyorum. Hanefi mezhebinde bir kadın yanında mahremi olmadan hacca gidemez. Hac farz olmuyor ama ben istiyorum. Gidersen günah olur. Olsun ben istiyorum diyor. Peki ne yapacaksın? Oraları çok özledim. Allah Allah. Peki sen sevap kazanmak niyetiyle gitmiyor musun? Elbette. Peki günah oluyor. Senin mesela umreye gitmek nafile bir ibadet. Ne buyuruyor? Nafile ibadet yapmak farz değildir. Ama günahlardan kaçınmak herkese farzdır. Sen farzı terk ediyorsun. Nafile yapıyorsun. Bir de günah giriyorsun. Tabii. Orada. Büyük günahlardan kaçınabilmek için başka bir çare yoksa insan öyle bir sıkışmıştır. Ha küçük günah işlemek o zaman caiz olur buyurulmuştur. Yine bu Riyad-ı Nasihin kitabında buyuruyor. Tevbe kalple, dille ve günah işleyen aza ile birlikte olmalıdır. Kalp pişman olmalı, dil dua etmeli, yalvarmalı, aza da hangi organla o günah işliyorsan o günahtan vazgeçmeli, çekilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gizli yapılan günahın tevbesini gizli yapınız. Aşikare yapılan günahın tevbesini aşikare, açıkça yapınız. Günahınızı bilenlere tevbenizi duyurunuz. Şimdi, zamanımızda da var. Mesela önceki asırlarda bu büyüklerin huzuruna birisi geliyor efendim diyor siz şahit olun ben diyor şu günahlardan tövbe ettim. Yayılmış günahlar var. Herkesi de duyurmuş oluyor. Bunu sonra bazıları klişeleştirmişler böyle. Aa diyor tövbe alalım gel gel bir tövbe edelim. Yok kimseden tövbe alınmaz. Böyle bir durumda söz konusu değil. Sadece hadis-i şerifte bildirilen, açıkça bildirilen günahların tövbesi açık olur. Gizli yapılan günahların tövbesi gizli olur. Gizli yaptığın günahları açıkça herkese duyurman onu şahitlendirir. O uygun değil, caiz değil. Kitaplarda uzun uzun İslam alimleri bunları anlatmış mı? Elbette ki anlatmış. Peki efendim, yani gelip de mesela herkesin bilmediği veyahut da açıkça bilinen günahlar için tamam orada söz veriyorsun ama bütün günahlarım için dedi. Bu şekilde böyle açıkça o büyüklerin huzuruna gelip de tövbe etmenin ne faydası vardı? Şimdi orada kaç kişi var? 50 kişi var. Tövbe ettiğini, içki içiyordu mesela. Siz şahit olun. Ben dedi bundan sonra içki içmeyeceğim. Ben tövbe ettim. Siz de şahit olun. Dedi gitti adam. Orada evet. Da 50 kişiyi de gördü. Şimdi gitse bu Bahattin Bey. İçki içeceği zaman ya der oradaki birisi çıkartıyor. Hey, demişlerim sen söz vermedin miydin falan. Deyiverir. Çekinir. Evet. Bunun faydası var. Yani eğitim açısından da aynı şekilde kitaplarda bunların aynı şekilde duyurulması faydalı mıdır? Faydalıdır demiş. Ama hadis-i şerifte bildirildiği gibi seninle Allah-u Teala arasında gizli olarak yapılan bir şey deşifre ediyorsun. Herkes o olmaz, o caiz değil. Hadis-i şerifte gizli yapılan günahın tevbesi gizli yapılır. Aşikare yapılan günahın tevbesi aşikare yapınız buyuruyor. Günahınızı bilenlere. Ben mesela hırsızlık yapıyordum. Kaç kişi biliyor? 5 kişi. Gidiyorum onlara diyor ki arkadaş haberin olsun. Ben tövbe ettim bir daha hırsızlık yapmayacağım. Böylece de hani yarın mahşer günü ya biz bunu biliyorduk bu hırsızın tekiydi. Ama diyecekler ki melekler onlar sana dünyadayken geldi böyle tövbe ettiğini sana bildirdi ama sen sonra hala onun arkasına böyle gıybet ettin gel bakalım diyecek hesabını verecek. Evet. Efendim haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zinnun Misri Hazretleri buyuruyorlar ki kalbin kararmasının 4 alameti vardır buyuruyor bu zat. 1- ibadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- gördüklerinden ibret almaz. 4- okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz ve kavrayamaz. Yani şu 4 madde ibadetin tadını duymaz. Allah korkusu hatırına gelmez. Gördüklerinden ibret almaz. Okuduklarını, öğrendiklerini anlayamıyor, kavrayamıyor ise bu kimsede kalp hastalığı var. Evet. Kalbi kararmış demektir. Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyuruyorlar. Helalden bir lokma az yemeği akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Helalden bir lokma az yemeği.
Çok da değil ha. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar. Yolumuzun esası 3 şeydir. 1- helal yemek. 2- ahlak ve amelde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak ve üçüncüsü de ihlas, yani her işi yalnız Allah rızası için yapmaktır. Günah işleyen dünya ve ahirette büyük sıkıntılara maruz kalır. Hakikaten öyle. Günah işleyen dünyada da ahirette de büyük sıkıntılara maruz olur mu? Elbette. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde, günah işleyince kalpte siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tevbe edilirse o leke silinir. Günahlara devam edilirse o leke büyür ve kalbin tamamında kaplar buyurmuşlardır. Kalp kararınca da artık ibadet etmek zor olur. Günahları işlemek kolay olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, derdiniz günahlardır, devası ise istiğfardır buyurmuştur. İnsanların başına gelen bütün sıkıntılar günahları yüzündendir. İstiğfar edince, yani pişman olunca, tövbe edince günahlar silinir. Bir hadis-i şerifte, kendini günahlardan korumayanı Allah-u Teala dünya ve ahiretteki felaketlerden korumaz buyurmuştur. Günahtan kaçmaya gayret edersek Allah-u Teala da bize yardım eder. Günaha önem vermezsek felaketlerden kurtulamayız. Kişi işlediği günahlardan dolayı rızkından mahrum kalır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Günah işleyenin kazancında bereket olmaz. Ömrü sıkıntı içinde geçer. Her günahı çok tehlikeli görmelidir. Müminin alametlerinden biri de günahını çok tehlikeli görür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mümin günahını başucunda dağ gibi görür. Hemen üzerine yıkılacağından korkar. Münafık ise burnuna konmuş sinek gibi görür. Evet. Hemen uçacağını zanneder buyurmuşlardır. Ve Bahattin Bey kitaplarda anlatırken deniyor ki, gizli işlediği bir günahı ona buna duyurması da ikinci bir günahtır. Böyle günahların affı da zordur. Ya ben bir zamanlar var ya, öyle adamdım ki falan. Gittim adam bir dövdüm falan. Adam gıkkını çıkaramadı. Sonra cebindekilerin hepsini de aldım, şikayet bile edemedi enayi. Yok ya, anlatıyor öyle. Dünyada senin gücün vardı. Adamı dövdün. Bir de enayi dedin. Cebindekini de aldın. Ahirette nasıl hesabını vereceksin? Kim bakalım enayi, o zaman görürsün. Onun için ona buna duyurmak, anlatmak çok tehlikeli. Ahmaklık alameti. Hadis-i şerifte her mümin affedilir. Ancak günahını başkalarına açıklayanlar hariç buyurulmuştur. Kabahat gizli de açık da işlenmez. Bizde bir söz vardır. Kabahat da gizlidir. İşte ne bileyim, İbadet de gizlidir falan. Yok ya. Niye gizli olsun ki? 5 vakit namaz açıkta. Ramazan şerif açıkta. Zekat açıkça verilir. O nafile ibadetlerdir. Evet. Kabahat da gizli, ibadet de gizli. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Söz yok. Çünkü hadis-i şerifte açık da olsa, gizli de olsa günahlardan sakının. Özür dilerim. Hadis-i şerif değil bu. En'am suresinin 120. ayet-i kerimesi meal olarak, açık da olsa, gizli de olsa günahlardan sakının buyuruyor Rabbimiz. Evet. Gizli işlenmiş bir günahı açığa vurmak ayrıca günahtır. İbn Abidin Hazretleri, günahını açığa vurmak ayrıca günah olur. Gizli yapılan günahı başkalarına anlatmak da günahtır buyurmuştur. Çünkü hadis-i şerifte, kim dünyada günahını gizlerse Allah-u Teala da kıyamette o günahı herkesten saklar buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka hadis-i şerifte de, bir günaha düşen Allah'ın örtüsünü onun üzerinde bulundursun buyurmuştur. Günahtan el çekemeyen kimse kötü örnek olmamak için günahını gizlemelidir. Oruç tutmayan kimse orucunu gizleyemelidir. Açıktan yemesi ayrıca günah olur. Bunun için atalarımız hani kabahat da gizlidir demeleri sebebi bu. Başkası duyarsa duyurman gerekiyor. Evet. Günahların hepsi Allah-u Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Hadis-i şerifte, ufacık bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyuruldu. Demek ki günah işleyerek ibadet yapılmaz. O halde bir farzı yaparken haram işlemek mecburiyetinde olursa, haram işlememek için farz tehir edilir, geciktirilir. Evet. Bir sünnet işlerken de mekruh işlemek gerekirse, mekruhtan kaçmak için sünnet terk edilir. Allah-u Teala yasak ettiklerinden kaçmamak günah olduğu gibi, emirlerine riayet etmemek de günahtır. Evet. Haram işlememek farzı yapmaktan önce gelirse de, farzları yapmamanın günahı haram işlemek günahından daha çoktur. Mesela namaz kılmamak içki içmekten daha büyük günahtır. Hadis-i şerifte, günahtan nefret eden ve ibadetten lezzet alan hakiki mümindir buyurulmuştur. Günah işlemeye devam eden kimse unutkan olur, ahmaklaşır, aklı da azalır.
Hadis-i şerifte günah işleyenin bir aklı gider, bir daha da geri dönmez buyuruldu. O halde günah işlemekten çok sakınmalıdır. Başkalarının günah işlemelerine sebep olmak, günah işlemelerine sebep olmak, yalnız yapmaktan daha çok günahtır. Başkalarının bu günahı işlemelerinin günahları da kıyamete kadar bunlara sebep olana yazılır. Çünkü bir hadis-i şerifte insan günahını dünyada gizlerse Allah-u Teala da kıyamet günü bu günahı kullarından saklar buyurulmuştur. Bir de başka bir hadis-i şerif var. İnsan dünyadayken kötü bir çığır açarsa kendisi bir kere kötü bir yol açtığı için günaha girdi. Oradan gelenlerin günahı da bu kimseye yüklenir. İyi bir çığır açarsa, iyi çığır açtığı için, iyi bir kapı açtığı için sevaba girdi. Oradan gelenlerin işlemiş olduğu sevap da bu kimseye yazılır buyuruyor hadis-i şerifte. Ve din büyükleri buyuruyorlar ki iki günahtan çok korkun. Birisi emrinde olan insanlara zulmetmek. En büyük zulüm onların İslam bilgilerini öğrenmelerine, ibadet yapmalarına mani olmaktır. Ya adam dedi ki namaz kılacağım. Kılamazsın dedi. Ya ben dini öğrenemezsin. En büyük zulümdür. İkincisi din ve dünya yolunda hain olmaktır. Her günahtan korkmalı. Bir kimse bir günah işlemek isterse fakat Allah-u Teala'dan korkarak ondan vazgeçerse Allah-u Teala o kimseye cennet âlâda bir köşk ihsan eder buyuruyor din büyükleri kitaplarında. Evet. Hadis-i şerifte günahtan nefret eden ve ibadetlerden lezzet alan hakiki mümindir buyurulmuştur. Enbiya günahtan masum, evliya mahfuzdur, korunmuştur. Yani enbiya, peygamberler günah işlemez. Peki evliya mahfuz, muhafaza edilmiştir, korunmuştur. Yani günah işlemez mi? Günaha düşer düşmez böyle kalpleri cızır der, hemen tövbesi ifade eder. Evet. Günahlardan sakınmak farzdır. Eğer günah işlemiş ise işlenen bu günahtan sonra hemen tövbe etmek de farzdır. Tövbeyi geciktirmek ise büyük günahtır. Bunun için ayrıca tövbe etmek lazımdır. Farzı yapmamanın günahı ancak kaza etmek laf olur. Şimdi efendim ben namazları kılmadım tövbe ediversem, hayır. Oradaki tövbeden murat kazaya kalan namaz borçlarını ödeyeceğiz. Kazaya kalan oruç borçlarını ödeyeceğiz. Vaktiyle vermediğimiz zekatları ödeyeceğiz. Arkasına tövbe edeceğiz. Her günahın bir de kul hakkı var. Kul hakkı ödenmedikçe tövbe istiğfar etmekle o affolmaz buyuruyor. Her günahın affı için kalb ile tövbe etmek ve dil ile istiğfar etmek ve beden ile kaza etmek lazımdır. 100 kere tesbih etmek, yani Subhanallahil azim ve bihamdihi demek ve sadaka vermek, bir gün oruç tutmak çok iyi olur buyuruyor tövbenin kabulü için. Nur suresinin 31. ayet-i kerimesinde mealen ey müminler Allah-u Teala'ya tövbe ediniz buyuruldu. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde mealen Allah'a tövbeyi nasuh yapınız buyuruldu. Nasuh kelimesine 23 mana verilmiştir. Bunlardan en meşhuru pişman olup diliyle istiğfar etmek ve bir daha işlememeye karar vermektir. Bakara suresinin 222. ayet-i kerimesinde mealen Allah-u Teala tövbe edenleri sever buyuruldu. Hadis-i şerifte de en iyiniz günahtan sonra hemen tövbe edeniniz buyuruldu. Günahların en büyük küfürdür ve münafıklıktır ve irtattır. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Amin. Şimdi biraz önce işte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a tövbeyi nasuh yapınız. Şimdi piyasada eşleri diyor ki tövbeyi nasuh nasıl yapılır? Bize de geliyor böyle. Evet. Ve bunda da hikayeler doğuruyorlar. Nasuh isminde bir adam varmış, o tövbe etmiş falan filan. Yok öyle bir şey. Tövbeyi nasuh demek zaten ondan naklettik, nasuh kelimesinin birçok manası var. Pişman olmak. Öyle pişman oluyorsun ki, öyle pişman oluyorsun ki, bir daha dönüp bakmıyorsun o günaha. Mesela bir şey Hafi Hazretleri tövbeyi nasuh etti. Yani içkiye tövbe etti, bir daha dönmedi. Habibi Acem Hazretleri tövbeyi nasuh yaptı. Tefeciliği bıraktı, bir daha geri dönmedi. Fudayl bin İyad Hazretleri tövbeyi nasuh yaptı. Eşkıyalığa bir de dönmedi. Buymuş tövbeyi nasuh. Yoksa işte efendim nasıl bir şey yapılacak? Nasıl bir şey? Pişman olmam, başka bir şey değil yani. Şimdi habire buradan istiğfar ve günahlar şey yapıyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı kalbin kararması, kalbin hasta olması bizde neydi? Şeydi. Günahlardı. Evet. Günahlara tövbe etsek kalbimizin tedavisi mümkün olacak. İnsanlar İslamiyet'i terk ettikleri için, yani Allah-u Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymadıkları için ve İslam dininin gösterdiği rahat ve huzur yolundan ayrıldıkları için dünyada bereket kalmamıştır. Rızıklar azalmıştır. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesine mealen Allah-u Teala buyuruyor ki beni unutursanız rızıklarınızı kısarım buyuruldu. Bir bakıyorsunuz yağmur yağmıyor değil mi? Evet. Yağmur yağması ekin de olmuyor. Buğday da olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Tabii. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Beni unutursanız rızıklarınızı keserim. Sen ibadet etme, isyan et. Ondan sonra da bekle. Bir tarafta da sel oluyor bu sefer. Tabii. Daha fazlası da daha sel oluyor. Mevcutta onlar götürüyor. Onun için de buyuruyor ki iman rızkı, sıhhat rızkı, gıda rızkı, insanlık ve merhamet rızkı ve daha nice rızıklar azaldı mı? Azaldı.
Söylemiyoruz. Adam da insanlığından nasip yok. Ne biçim adammış diyoruz değil mi? Evet. Bize de aynı şey aynı şekilde. Bak işte menfaatimiz için başkalarını rahatsız ediyorsak veyahut da aynı şekilde zulmediyorsak biz de aynı duruma düşmüş oluruz. Nahl suresinin 33. ayet gelmesine haşa zulmetmez kuluna hüdası herkesin çektiği kendi cezasıdır. Bu beyt halinde söyleniyor. Bu Nahl suresinin 33. ayet gelmesinin mealidir. Batime istiğfar etmek demek estağfurullah demektir. Muhammed Osman Hindi Hazretleri buyuruyorlar ki tövbe ve istiğfar çok okuyunuz. Yani estağfurullahel azim ve etubileh deyiniz. Bütün dertlere sıkıntılara karşı faidildir. Hud suresinin 52. ayet kelimesine mealen istiğfar okuyunuz imdadınıza yetişirim buyuruldu. İstiğfar insanı her murada afiyete kavuşturur. Hadis-i şerifte Allah-u Teala günah işleyip sonra pişman olan kulunu istiğfar etmeden önce affeder. Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa tövbe edince Allah-u Teala tövbenizi kabul eder buyuruldu. Bu hadis-i şerifler kul hakkı bulunmayan günahlar içindir. Yine başka bir hadis-i şerifte günah üç türlüdür. Kıyamette mağfiret olunmayan, terk edilmeyen ve Allah-u Teala dilerse affedeceği günah buyuruldu. Kıyamet günü muhakkak affolunmayacak günah şirktir. Peki dünyada tövbe ettiyse affolur. Ama şirk üzere öldüyse orada affedilmeyecektir. Terk edilmeyecek olan günah kul hakkıdır. Helallaşmanın gitti. Affedilmiyor şefaat orada muhakkak. Allah-u Teala dilerse affedeceği günah kul hakkı bulunmayan günahlardır. Şimdi kazaya kalan veyahut da kul haklarında affa dahil olduğunu bildiren alimler varisi de bunlar tövbe edip de kazadan ve ödemekten aciz olanlar içindir buyurmuştur. Mesela Hud suresinin 115. ayet-i kerimesine mealen hasenat günahları yok eder buyurmuştur. Bu ayet-i kerimeye kazası yapılınca af olurlar manası vermiştir. Bunun için de din büyükleri buyururlar ki günah işleyince hemen tövbe etmelidir. Gizli işlenen günahın tövbesini gizli yapmalı. Açık işlenmiş günahın tövbesi açıkça olmalı. Tövbeyi geciktirmemeli. Kiramen katip melekleri günahı hemen yazmaz. Tövbe edilirse hiç yazmazlar buyuruyorlar. Tövbe edilmesi yazarlar. Cafer bin Sinan Hazretleri buyurdu ki günaha tövbe etmemek bu günahı yapmaktan daha fenadır. Hemen tövbe etmeyen de ölmeden önce tövbe etmelidir. Yine din büyükleri iyiler de kötüler de iyilik yapar fakat yalnız sıttıkları iyiler günahtan sakınır buyurmuşlardır. Kalbin ürperdiği işi yapmamalıdır buyuruluyor. Nefsine uymamalı, şüphe edilen işlerde kalbe danışmalı. Çünkü Peygamber Efendimiz nefse sükunet ve kalbe ferahlık veren iş iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günahtır buyurmuşlardır. Şüpheli bir şeyle karşılaşınca eli kalp üzerine koymalı. Kalp çarpması artmazsa o şeyi yapmalı. Eğer fazla çarparsa yapmamalıdır. Hadis-i şerifte elini göğsüne koy, helal şeyde kalbin sakin olur, haram şeyde çarpıntı olur. Şüpheye düşersen yapma, din adamları fetva verseler de yapma buyurulmuştur. Evet. Gıybet etmek büyük günahtır. Zina etmek günahından daha şiddetlidir. Hadis-i şerifte gıybet etmek zina etmekten şiddetlidir buyuruldu. Eshab-ı kiramdan Cabir ve Ebu Said radıyallahu anhuma hazretleri gıybet nasıl zinadan daha şiddetli olur ya Resulullah dediklerinde Peygamber Efendimiz insan zina eder ve sonra tövbe eder. Allah-u Teala dilerse onu affeder ama gıybet edeni gıybet ettiği kimse ondan razı olmayınca bağışlamaz buyurulmuştur. Evet. Gıybet etmek günahından kurtulmanın kefareti üzülmek, tövbe etmek ve gıybet ettiği kimseyle de helallaşmaktır. Pişman olmadan helallaşmak riya olur, ayrı bir günah olur buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, acele etmek şeytandandır. Beş şey bundan müstesnadır. Kızını, çocuğunu evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah işleyince hemen tövbe etmektir. Evet. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki dünya üç gün gibidir. Geçen gün geçip gitmiştir artık. Geri döndüremezsiniz. Ondan ümit kesilmiştir. İkinci gün içinde bulunduğun gündür. Bunu ganimet ve fırsat bil. Üçüncüsü ise gelecek olan gün ki sen ona ulaşır mısın, ulaşmaz mısın belli değildir. Belki de gelecek olan güne kavuşamadan ölürsün. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki sonra tövbe ederim ve iyi işleri yaparım diyorsan ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır. Ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Evet. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerif var. Müsevvifler helak oldu. Helekel müsevvifun. Yani ileride yaparım diyenler helak oldu. Ve Lokman Hakim de oğluna nasihat ederek buyuruyor ki oğlum tövbeyi yarına bırakma. Çünkü ölüm alsın gelip yakalar dedi. İmam Mücahit Hazretleri de her sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse kendine zulmeder. Netice. Efendim buraya kadar
Hani günahlardan bahsettik, tövbeden bahsettik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben sizin derdinizi biliyorum. Derdiniz günahlardır. Devasını da biliyorum. Tövbe. Devasa istiğfardır. Kalplerimiz hasta. Bu hastalığı tedavi için neyle hastalandı? Günahlarla. Bunun tedavisi ise istiğfar mıdır? Evet, bunun tedavisi ise istiğfardır. Ne yapmamız gerekiyor? Tövbe, istiğfar etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak mesela cuma gecesinde de aynı şekilde ulaşmayı nasip etti. Böyle bir geceyi fırsat vererek bu gecede oturup hani bir hiçbir şey yapamazsa bir Fatiha, üç ihlas okur. Peygamber, bütün peygamberler ruhlarına hediye eder ve ondan sonra elini açar dua eder. Ya Rabbi işte bana diğer o sevdiğin salih kullarının yaptığı tövbe gibi samimi tövbe etmeyi nasip et. Ne hastalığı varsa, ne herkesin bir hastalığı vardır. Gıybet hastalığı vardır, harama bakma hastalığı vardır, ne bileyim ben ibadetlerde gevşeklik hastalığı vardır, ibadetlerin tadını, lezzetini duyamıyordur, böyle bir hastalık vardır. Bunlardan kurtulmak için dua ederse, Cenab-ı Hak da kabul eder. Bir bakıyorsun, buz gibi olmuştur. Yani o günahlara karşı Allah-u Teala sevgisi kalbine doluvermiştir. Cenab-ı Hak bu gecenin hatırı ve hürmetine inşallah Teala kalbimizdeki bu pisliklerin gitmesini, İnşallah. Bu hastalıktan kurtulmamızı ve kalbimizin de gönlümüzün de Allah-u Teala sevgisiyle bezenmesini Rabbim nasip ve müyesser eder inşallah Teala. İnşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hayırlı geceler. Gönül Pınarı.